Gördüğüm kadarıyla her zamanki gibi çok umursamazsın. 2 yıl öncesine göre 100 kat daha güçlüyüz, Kizaru. Luffy, Amiral Kizaru'ya karşı. Peki bu dövüşün sonrasında neler yaşanacak? Geçen haftaki yeni manga incelemelerimize gerçekten kayda değer bir beğeni sayısı gelmiş. Bunun için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Videoları güzelleştirmek ve size daha detaylı videolar çıkarmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Videoyu beğenip yorum atarsanız buna katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdi geçelim manga incelemesine. Öncelikle manga ile ilgili çok ufak görüşlerimi belirtmek istiyorum. 1091 aşırı heyecanlı ve bol aksiyonlu bir sayıydı. Özellikle son sahnede Luffy'nin çok hızlı şekilde Kizaru'ya kralların ikisini de kullanarak yaptığı saldırı çok epikti. Sonrasında ise haftaya bölüm yok yazısını görünce epey üzüldüm. Son incelemede size Sentomor'un yenileceğini ve ardından Luffy'nin giriş yapıp Kizaru'ya saldıracağını söylemiştim. Ve açıkçası bunu hepimiz tahmin edebilirdik. Bundan sonraki hafta ise bence çok sağlam bir Luffy Kizaru dövüşü olacak. Ve geçen de söylediğim gibi bu dövüş epey ilerleyecek. Luffy Kizaru'nun seviyesinde olduğunu bizlere kanıtlayacak ama bana kalsa bu dövüş sonuna kadar gitmeyecek. Çünkü Kizaru'nun önceliği Luffy'yi yenmek değil, önceliği füzyon reaktörü, Punk kayıtları, York ve Vegapunk. Kendisi de zaten bölüm esnasında bunları söyledi. Listede eski dostlarımın da olmasını isterdim ama ne yazık ki yoklar diyor. Bu sebepten Kizaru diğer amaçlarına odaklanıp Luffy'lerin kaçmasını izleyecek. Bölümün kapağından başlayacağımızı düşünüyordum ki kapak hikayesi bu sayıda yok. Fakat Oda Sensei'nin çizdiği çok iyi bir tayfa resmi var. Tüm tayfa hep beraber pizza yiyor ve çizimin ana teması pizza ve İtalya. Sanji'nin giydiği kıyafetin üstünde Miyagano yazıyor ve bu İtalya'da bulunan 3700 nüfuslu bir şehir. Jinbei'nin kıyafetinde ise pizza var ve üzerinde formaki, yani daha farklı pizzalara konulan farklı farklı peynir çeşitleri yazıyor. Chopper ve Brook ise, yani onlar da aynı şekilde. Bu resimde dikkatimi çeken diğer unsur Robin ve Franky, karelerde göremedim. Buna ise tam olarak bir anlam yükleyemiyorum. İlk sayfada Amiral Kizaru'nun ve denizcilerin saldırılarını görüyoruz. Barış severler ve silahlandırılmış deniz canavarlarıyla mücadele eden denizcilere Koramiraller katılsa bile epey zorlanıyorlar. Bu karelerde iki Koramiral görüyoruz. Birisi G14 denizci üssünün Koramirali Dol ve Dol'un Haki'ye sahip olduğunu biliyoruz. İlk olarak 1061. sayıda ortaya çıkmıştı kendisi. Diğer Koramiral ise kim olduğu belli olmayan ama ya şeytan meyvesi kullandığı ya da cyborg bir vücuda sahip olduğunu düşünüyoruz. Sonraki sayfalarda Labo katmanında olan Usopp ve Punk'ı görüyoruz. Punk, Sentomaru'ya ve elindeki 50 barış severin ne yaptığını anlamaya çalıştığını söylüyor. Dendenmushi'den dışarıdaki olayları izleyen Nami, Brook ve Usopp, Kizaru'nun Sentomaru ile olan dövüşünü görüyor ve verdikleri tepki tam da bizim de anımsadığımızla aynıydı. Görünüşe göre Sabaody'deki kötü hatıralar yeniden bizlere musallat olacak. Bir yandan Vegapunk, Sentomaru'nun Kizaru ile yüzleşmesinden vicdan azabı çekiyor. Sentomaru ise Kizaru ile çok epik bir dövüş halindeki "ben bu dövüşü bayağı beğendim." Dövüş bence biraz realistik çizimlere sahipti. Kizaru'nun tekmeleri, Sentomaru'nun savunması gerçekten çok iyiydi. Sentomaru ne kadar kendini savunmaya çalışsa ve savunması çok güçlü olsa da Kizaru gerçekten bir canavar. Ve bütün yeteneklerini ard arda kullanmaktan hiç de çekinmiyor. Önce tekme saldırıları yapıyor, sonrasında ise efsanevi saldırısı olan Yasak Hanino Magatama'yı kullanıyor. Kizaru dövüş esnasında Sentomaru'nun korsanlarla işbirliği yapmasını sorguluyor. Fakat benim bu dövüşte gerçekten de ilgimi çeken bir şey var. Birazdan da buna değineceğim. Sentomaru çocukken Vegapunk'ta karşılaşıyor ve bir işe karnını doyuracak bir yere ihtiyacı var. Vegapunk ise onu koruması olarak yanına alıyor. Sentomaru daha sonrasında güçlenmek için Kizaru'dan Vegapunk'ı korumak için eğitim istiyor. Kizaru ise elinden gelenin en iyi şekilde eğittiğini söylüyor. Sonrasında ise Kizaru'nun Sentomaru'yu yendiğini ve elinde yetki çipini alarak tüm barış severleri kendi lehinde kullandığını görüyoruz. İşte bu dövüşte dikkatimi çeken bir şey var demiştim ya, o da aslında şu. Gerçekten bu sayı Sentomaru'nun yenileceğini düşünüyordum doğru ama Kizaru'dan çocukluğundan beri eğitim alan Sentomaru sizce de fazla hızlı yenilmedi mi? Kizaru gerçekten çok mu güçlü? Bundan dolayı mı Sentomaru yenildi? Yoksa Sentomaru tam olarak tüm savunması ve gücünü ortaya mı koymadı? Bence evet, Sentomaru yenilmiş olabilir ve Kizaru dövüşünden çekilmiş olabilir ama bence bu adadaki rolü henüz bitmedi. Sentomaru kalktığı zaman Kizaru yenebilecek ve Kizaru'nun 3 öncelik koyduğu York, Füzyon ve Punk kayıtlarından birine zarar vererek Kizaru yenilgi uğratacağını düşünüyorum. Yani bence Kizaru asıl amaçlarında başarısız olacak. Fakat Sentomaru
Namor'u bu adadan kurtulamayacak ve akıbeti denizcilere kalacak. Bir diğer dikkatimi çeken şey ise Kizaru çocukluğundan bu yana Sentomori'ye gitmiş ama hiç mi bir şey hissetmemiş? Kizaru neden bu kadar duygusuz ve alaycı? Gerçekten Kizaru'yu bu hale getiren şey ne? Kizaru'nun flashbackleri ve gücünün çoğunluğunu tam olarak göremedik. Bence Kizaru'da çok şaşıracağımız birçok şey var ve o yüzden bu kadar duygusuz ve tam olarak anlayamadığımız farklı bir karaktere sahip. Hiç kimse durduk yere meyve gücüyle bu kadar güçlü olamaz. Evet, Kizaru'nun meyvesi çok güçlü ama bence Kizaru'nun hikayesi ve motivasyonu hepimizi derinden etkileyecek bir şeye sahip. Sayının devamına geçecek olursak Gorosei Saturn tüm bu olayları oturup izliyor. Ki bence harekete geçeceği ve gücünü kullanacağı bir zaman elbet gelecektir. O sırada Labo katmanında Vegapunk savunma bariyerini kaldırmaya çalışıyor. Sunny ise Lilith tarafından adanın arkasına taşınmaya çalışılıyor. Luffy ve Franky ise geminin içerisinde. Fakat gemi adanın arkasında geçmeden bariyeri kaldırmanda bir mantığı yok. Çünkü bariyerden çıktıklarında Vegapunk savunmasız kalacak. Lucci ise bir anda Vegapunk'a doğru saldırıya geçiyor. Stazi ise Vegapunk korumaya çalışırken Lucci'den ciddi bir Shigan darbesi alıyor. Geçen sayılarda Lucci sürpriz bir şeyler yapacağını düşünüyordum ama bu sayı gerçekten Lucci'nin ne kadar vahşet dolu bir psikopat herif olduğunu gördüm. Yani neredeyse ikna oldum diyebilirim. Lucci gerçekten neden bu kadar tüm olaylara odaklı? Bu adamın motivasyonu tam olarak ne? Tam o esnada Zoro'nun Lucci'ye saldırması ve hamleni yapmak için destek gelmesini bekliyormuşsun demesi bayağı iyiydi. Lucci gibi psikopat bir adamı indiren ve tayfaya güven sağlayan kişi tabii ki de Zoro olur. Peki akıllarda yeni bir soru işareti var. Zoro Lucci yenebilir mi? Evet, kesinlikle yenebilir. Lucci'nin şu cümleleri kullanması ise bence zavallıca. Hepiniz öldünüz. Artık karşınızda Kizaru var. Lucci gibi en iyi lobiden beri çok güçlü olduğunu düşündüğümüz adamın bir amirale güvenerek özgüven sağlaması bence çok kötü. Gereken cevabı da zaten Zoro'dan alıyor. Bu ark sonrasında ve sonlarına doğru Kizaru ve denizcilerin yenilgisini görünce Lucci'nin suratını gerçekten merak ediyorum. Bu adam bu ark değişmeyecek de ne zaman değişecek? Bu adamın hikayesindeki kırılma noktası nereye gidecek? Luffy'nin Kizaru ile olan dövüşü mü? Zoro'nun Lucci ile olan dövüşü mü? Cidden çok merak ediyorum. Ama eminim bu ark Lucci'nin fikirlerini değiştirecek bir şeyler olacak. Tüm bu olaylardan sonra ise son sayfalar gerçekten çok heyecanlıydı. Amiral göndermişler. Luffy ne yapacağız diye Lilith ve içindekiler endişe ederken Luffy ortadan kaybolmuş ve çoktan Kizaru ile karşı karşıya gelmişti. Hiç beklemediğimiz bir hızla da Kizaru'ya ani bir saldırı yaptı. 5. vites Luffy ise bence hızıyla, hareketleriyle, ne olacağı tahmin edilemez davranışlarıyla Kizaru'yu aşırı şaşırtacak ve Kizaru'yu yenebileceğini gösterecek. Genel olarak manga özetine geçecek olursak bölümün aksiyonu, hikayenin akması ve çizimlerin realistiğiyle ben bölümü çok beğendim. Bu sebepten 10 üzerinden 9.4 verebilirim. Bu bölümde kafamı kurcalayan ana başlıklar ise şu şekilde. Kizaru Luffy dövüşü, Lucci'nin motivasyonu, Sentomori'nin yenilmesine rağmen yeni kozları olacak olması ve Gorosei Saturn'un ne zaman harekete geçeceği sorunsalıydı. Haftaya manga olmaması ise beni derbeder etti. Bu incelemenin de sonuna geldik tayfa. Bölüm sonu görsellerini izlemek isterseniz ve ek yazılara bakmak isterseniz videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.